Auzu billahi min şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve ve vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Evet arkadaşlar, Fatiha Şerif Suresi'ni okuduk bitirdik elhamdülillah. Şimdi nereye geldik. Bakalım ne yazıyor? Okuyalım birlikte. Suratul Baqara. Bakara suresi. Bakara demek biliyorsunuz. Affedersiniz Bakara sığır demek. Burada bir kıssa geçiyor. Oraya gelince inşallah bahsedeceğiz. Onunla isimlenmiş. Hemen başlayalım. Yine Besmele-i Şerif her surenin evvelinde Besmele var. Okuyalım Besmele'mizi geçelim. Bismillahirrahmanirrahim diye okuduk. Besmele'yi çektik. Şimdi ilk okuyacağımız ayet bakın bu farklı bazı surelerin evvelinde gelecek. Bunlara hurufu mukatta deniyor veya müteşabih ayetlerden bunlar. Yani tek tek harf bunlar. Şimdi nasıl okuyacağız? Önce elifi okuyacağız. Elif deyip geçeceğiz. Nereye? Şu lam harfine geçeceğiz. Bu lam harfinin bir de mim harfi var burada. Üçünü okuyacağız. Şimdi onun okunuş yazılışlarını göstereceğim size nasıl okunacağını daha iyi anlayacaksınız. İleride de bunun tecvid kaidesini göstereceğim. Çünkü burada e, iki tane tecvid kaidesi var. Bir tanesi metti lazım harfi musakkale, bir tanesi de şu da metti lazım harfi muhafe. Bunu ileride göreceksiniz. Ama okunuşunu şimdi yeri gelmişken göstereyim ben size. Evet şimdi buraya lam harfini yazdık. Elif, lam, mim diye okunacak. Şimdi ilk önce hangi harfi yazdık? Lam harfinin. Lam harfinin yazılışı böyle. Yani okunuşu bu şekilde yazılır. Bakın. Nasıl? Lam. Şurada bir lam var. Burada elif var. Harekesi yok. Sonra da mim var. Sakin. Şimdi bunu okuyalım. Bunu uzatacağız değil mi? Harfimetten elif gelmiş. La diye uzatıyoruz. Sonra da bu sakin mim geldiği için bunu biz dört elif miktarı uzatıyoruz. Bunu göreceğiz. Buna da ne denecek? Metli lazım. Harfi musakkale denecek. İleride bunu öğreneceğiz. Şimdi bunun e, ilk önce nasıl okunacağını öğrenelim. Bakın. Lamla başlıyoruz uzatarak. Dört elif çekiyoruz. Lam Lam Bunu bu şekilde okuduk. Lam. Peki mim nasıl okunacak? Bakın mim de böyle yazılır. Okunuşu böyle yazılır. Mim harfi. Bunu daha önce belki hiç görmediniz, fark etmediniz ama yeri gelmişken bir görün. Mim harfi de böyle yazılır. Önce mim, sonra çeken harfimetten y var. Sonra bir tane de ne var? Sakin mim var. Şimdi bunu okuyalım. Mim uzatıyoruz. Mim hemen mim demiyoruz. Bak harfimetten y var. Ee, şimdi bu böyle peş peşe iki tane mim gelince burada idgam mislein oluyor aynı zamanda. Bunu da göreceksiniz. Burada birçok tecvid kaidesi var ama şimdilik biz böylece bilelim geçelim. Nasıl okuyacakmışız? Elif'i okuduk. Elif lam tutuyoruz bakın. Elif lam mim böyle okuyacağız. Bundan sonra devam ediyoruz. Bakın burada peltek Z harfimiz var. Çekiyor asar. Z, Z diye uzatacağız. Zalikel kitabü ben fi. Burada iki tane durak var. Görüyor musunuz? Cim durağı böyle üç noktalı, üç noktalı. Bunları da göreceğiz ama şimdi şunu söyleyeyim. Böyle durak gördüğünüz zaman böyle yan yana yakın yani bazı yerlerde biraz daha mesafe olur. Birinde duracaksın, birinde durmayacaksın demektir. Biz burada duruyoruz. Burada durmuyoruz. Bunun manası bu. Şimdi bir daha okuyalım. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا fi, ف۪يهٍ Bakın, fi diye durduk. Fîh yazıyor. Ama nasıl durduk? Fi diye durduk. Bir son kez okuyorum. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبًا ف۪يهٍ Tamam. Tamam. Şimdi devam edelim. Bakın ilk uygulayacağımız tecvid kaidesi detaylı şekilde size göstereceğim. Bir okuyayım ilk önce tecvidli. Hüdellil müttegîn Hüden yazıyor ama biz hüden diye okumayacağız. Bir daha okuyorum. Hüdellil Şimdi bunu inceleyelim. Buradaki hüdellil derken ne olmuş onu inceleyelim. Şimdi burayı çok iyi dinleyin. Çünkü bu tecvid kaide ve kuralların çoğunluğu %80-90 artık ne kadar derseniz hepsi şurada. Şimdi burayı anlayınca, burayı iyi anlarsak bundan sonra geliyor tecvid kaydelerinin oluşması böyle oluyor. Şimdi şş, bakın okuyorum. Tenvin veya sakin... Nun'dan sonra. Tenvini öğrenmiştik biz, tenvini. Ee, de, geri Bundan önceki derslerimize dönerseniz, tenvin orada detaylı anlatmıştık. Tenvin neydi? Tekrar edelim. Tenvin iki üstün, iki esre, iki ötre. Unutmayalım. Tenvin bu. Bunu görmüştük. Veya diyoruz sakin nun. Sakin nun da cezimli nun. Görüyorsunuz cezimli nun. Bu iki şey bizim için çok önemli. Tecvid kaidesinde. Dikkat edin. Kur'an-ı Kerim okurken iki üstünle karşılaşırsak, iki ötreyle karşılaşırsak veya iki este, kısacası tenvinle karşılaşırsak veya hutta cezimli sakin nunla karşılaşırsak, ondan sonra gelen harf bizim için çok önemli. Onun için tabirimiz şöyle olacak, unutmayın, tekrar edin benden sonra tenvin veya sakin nundan sonra. Tekrar edin. Tenvin veya sakin nundan sonra. Atıyorum. Y, mim, nun, vav, lam, ra harflerinden biri gelirse katılır. Veya nasıl diyelim? 28 tane harf var. Bunların 6 tanesi izhar harfi. Diğerlerinde hepsinde bir uygulama oluyor. Öyle ya da böyle. Şimdi biz başlangıcı nasıl attık? Tenvin veya sakin nundan sonra dedik. Peki Bizim okuduğumuz yerde karşımıza ne çıktı ona bakacağız şimdi. Evet bizim okuduğumuz yerde bizim karşımıza iki tane üstün çıktı. Tenvinden iki üstün gelmiş. Hüden derken. Peki ondan sonra gelen harfimize bakalım hemen. Lam harfi. Lam harfi. Şuradaki lam harfi gelmiş. Tenvin veya sakin nundan sonra dedik. Lam harfi gelirse idgam bilagun ne olur? Kaydenin ismi bu. Onu sonra ezberleyeceksiniz, kavrayacaksınız zaten. Uygulaya uygulaya kavrayacaksınız. Bunun uygulamasını ilk önce anlatayım, ondan sonra tekrar detayına döneriz. Bakın uygulaması şöyle olacak. Tenvinli bir harfi katmak için ilk önce tenvinin bir tanesini atıyoruz. Bakın, Hüden ne oldu? Hüde oldu, Hüde. Bu ü de olabilirdi. Hüdün diyelim ki başka bir şey. E, burası dün olsaydı o iki ötrenin birini atacaktık ama şimdi iki üstün gelmiş bunu attık ne oldu hü-de Peki ondan sonra lam harfi vardı o lamın üzerine hemen ne yazdık biz Bakın şedde yazdık görüyor musunuz Hemen biz kafamızda o şeddeyi koyacağız Peki okuyalım şimdi nasıl okunur bakın Hûdelil Hûdeli Hûdelil Anlaşıldı mı Hüdellil müttakîn. Şimdi okunuşu bu şekilde. Bir daha okuyayım. Hüdellil müttakîn. Mantığı neymiş? Mantığı iki üstün veya iki esre. Bir tanesini at. Bir tanesini at. Sonrakini şeddele. İki ötre de olabilir bu. İki ötre de olabilir. Bir tanesini atacaksın. Ondan sonra gelen harfi şeddele. Hangi harfler onlar? Yani idgam edilen. Şimdi şunu yazalım. Yani o katılan harfler hangileri? Onları yazalım buraya. Hemen bunları ezberleyin. Bir tanesi y. Y, iki nokta y, mim, y mim, nun. Y mim nun, vav. Wow. Bakın kaç oldu? 1 2 3 4. 4 tane harf var ye mim nun va bunu tekrar tekrar ben söyleyeceğim siz tekrar edeceksiniz yeri geldiği zaman. Bu dört tanesi bir isimle isimlenecek. Onu söyleyeceğim. Lamla ra'mız var. Lam harfi var. Bir de ra harfimiz var. Bu ikisi bir iki tanesi ayrı bir isimle isim alacak. Fakat bunun toplamı ne oluyor biliyor musunuz? id, İdgam. İd İdgam harfleri, harf harfleri. İdgam ne demek? Katmak demek. Katmak, katmak. Çünkü biz ne yapıyoruz? Katıyoruz bu bu harfi, diyelim ki D harfini, D harfini ne yapıyoruz? Lam harfine katıyoruz. Hudlil derken. Bilmem anlatabildim mi? Herhalde anlatabilmişimdir. E, anlayamadığınız bir şey olursa bana yazarsınız yorumlardan yardımcı oluruz. Şimdi bakın tekrar ediyorum bu çok önemli. Demek ki katılan harfler kaç tanemiş idgam harfleri bugün bunu öğreneceğiz. Aşağıda da gelecek. Katılan harfler 6 tanedir. Bu 4'ü ayrı, ikisi ayrı. Ama şimdi şu 6'sını birlikte tekrar edelim. Katılan idgam harfleri toplam 6 tanedir. Y, mim, nun, vav, lam, ra. Bir daha sayalım. Y, mim, nun, vav, lam, ra. Bu altı tane harf toplam idgam katılan harfler. Yani az önce öğrendiğimiz kaydaya dönelim. Evet bizim asıl kayda başlığımıza gelince neydi kaydemiz? Tenvin veya sakin nundan sonra. Sakin nundan sonra. Hemen yazalım buraya lam bir de ra. Bakın lam, ra harflerinden, lam, ra harflerinden birisi. Ya lam gelir ya ra. Yazıyorum buraya birisi. Birisi. Gelirse ne olur? Onu yazıyorum. Bakın bugün öğreneceğimiz tecvid kaydesini yazıyorum. Ne olur? Şöyle yazayım. İd-gam. 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 Bila Bila uzatıyor Bila Gunne Bila Gunne Olur Bu ne demek hemen bunu da hemen izah edelim İdgam katmak demekti Katmak Kat Mak Peki Bila Gunne ne demek Bila Gunne Türkçesi ne bunun Gunne siz demek. Gunnesiz katmak. E, gunne ne? Gunne de şu. Genizden ses getirmek. Yani şöyle. Iı, şu ses var ya. Iı, bu genizden gelen ses. Yani gunne neymiş? Genizden gelen sese deniyormuş. Genizden gelen ses gunne. Şimdi karışık gibi geliyor ama işte karışık değil. Bakın. İdgam bilagun ne demek? Gunnesiz katmak. Yani bak telaffuz ederken hüdellil hüdellil katarken e, genizimizden ses gelmeyecek. Yani şöyle değil. Hüdellil böyle değil. Ama bir de gunneli gelecek. Aşağıda biraz sonra okuyacağız. Onu da anlayacaksınız inşallah. Kısacası bugün öğreneceğimiz bunu tekrar edeceğiz. Geldiği zaman bakın Lam gelmiş, ilgam bilagun ne olmuş diyeceğim ben size. Öyle kavrayacak. Birden hemen anlamanız mümkün değil. Ama ilgamın katmak olduğunu anladık. Lamla ra harflerinin ilgam bilagunne ne harfleri olduğunu anladık. Tenvin veya hutta tenvin veya sakin nundan sonra lam ra harflerinden birisi gelirse ilgam bilagun ne olur. Bunu anlayacağız bugün. Bir de tenvin veya sakin nundan sonra ye mim nun vav harflerinden biri gelirse o zaman daha değişik ilgam o zaman meal günü olacak. Onu biraz sonra göreceğiz. Evet okumamıza devam ediyoruz kaldığımız yerden. Ellezine <laughs> bakın. Ellezine Ellezine yu'minune yu böyle okuyacağız burayı. Yu'minune bil gaybi. Ve yuqimu neyi alacağız? Hemen neyi? Bu sata şeddeleyeceğiz. Bakın bir daha okuyorum. Ve yuqimu ne Ve mimme tutacağız şeddelerde mimli hem de. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Şimdi burada şurada bir şey geldi. Okumakta belki zorlanırsınız. o dedim, değil mi? Siz de öyle okuyacaksınız. Buna kalgale deniyor. Bunların beş tane harf var. Bir tanesi kaf yeri gelmişken bunu da söyleyelim. Uygulamasına bakalım. Hangi harfse o harfin çıktığı yer neresi ise mahreci ağzımızda oraya vurup çekiyoruz. Burada kaf gelmiş. Bakın. Razaqo nehum yunfiqun. Bir de ihva var ondan bahsetmeyeceğim. Sonra göstereceğim. Yunfiqun. Böyle devam edelim. Vellezine <laughs> Aynı ellediğine velledin hep aynı okunuşları. Yalnız bu ince okuyacağız bunları. Velledine peltek okuyacağız. Yu'minuna bima unzile ileyke ileyke ve ma unzile min qablik. Bakın dikkat edin. Burada bir galgale harfi daha geldi. Gaf bir tanesi, bir tanesi de b harfi galgale harfi. Ona demekti. Yani mahreci neresiyse o mesela dudaklarımızdan, dudaklarımızı birbirine vurarak çıkıyor. Vurup çekeceğiz. Bakın okuyorum. Minqab. Minqab. Hemen vurup çekiyoruz. Tutmuyoruz, hareke vermiyoruz çünkü sakin. Minqablik min durakta durduk devam edelim ve bil ahyratihum yuqinun harfi belli ettik bir daha okuyayım ve bil ve bil ahyratihum yuqinun durduk Burası biraz değişik. Bakın burada bir şey yazıyor. Kasır diyor. Yani bu lavu dikkate alma diyor. Bunu uzatma diyor. Normalde biz nasıl öğrendik? Ü, çekme diyor bu. Kısalt diyor. Biz de çekmeyeceğiz. Peki buradaki lamı çekeceğiz. Dört elif. Burada ne var? Hemze var harekeli. Burada gizli bir elif var. Üle İke Üle, ike buralarda tecvid kaydeleri var anlatmıyorum geçiyorum. Üle şu işareti gördüğün yerde gördüğünüz yerde dört elif çekeceksiniz. Ülaike ale ale çektik. Hüden yine geldi hüden. Bakın şimdi hüden dedik iki üstün geldi. İki üstünden sonra hemen bakıyorduk değil mi hangi harf gelmiş? Bizim öğrendiğimiz harflerden biri gelmiş mi? Gelmiş, mim gelmiş. Ye, mim, nun, vav, lam, ra demiştik katılan harflerden. Hemen mimi gördük, katacağız. Nasıl katacağız onu göstereyim. Bakın buraya yazmıştım ama mürekkebin üstüne kağıt gelmiş. Affen. Ee, şimdi tarif ediyorum nasıl okuyacağımızı. Normalde nasıldı? Nasıl? Ee, hüdem rabbim. Ha bu mir rabbihim. Ondan sonraki kısmı almışım. O bizim okuyacağımız yeri de buraya yazalım. O da gelecek. Ne demiştik? Hüdem mir rabbim. Tamam. Üst tarafta bakın görüyorsunuz. Şimdi normalde nasıldı bu? İki tane üstüm vardı değil mi? Hüden, hüden. Bir tanesini attık. Hüde kaldı. Mim harfine de şedde koyduk. Okuyalım şimdi bakın. Hüdemmin. Burası böyle hüdemmin. Hüdemmin. E peki hangi kaydı oldu burada? Burada hangi kaydı oldu? Ben hemen şuraya yazayım. Aklımızda bulunsun. İdgam. 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 Ee, Meal gunne. gunne Şimdi biz bunu da öğrendik şimdi. Bakın demin İlgan Bilal Gunne'yi öğrenmiştik. Bu Meal Gunne. Bunun manasını bu da katmaktı biliyorsunuz. Katmak. Kattık. Meal Gunne Bu da Gunneli kattık. Gunneli Gunneli bu gunne neydi? Genizden ses getirmek. Biz genizden ses getirerek kattık. Nasıl kattık? Bakalım. Onu sonra uygulamasını yapın. Yani bu ince bir ayrıntı. O kadar çok detaya girmeyelim ama ilerledikçe bunu uygulamaya çalışalım. Şöyle kattık. Hudem işte bakın gunne, gunne denilen o genizden gelen ses o. Hüdem mir rabbihim. Şimdi mir rabbihime geçelim. Kur'an-ı Kerim'den devam edeceğiz ama burada yazılı bakın. Mir Rabbihim. Bundan sonra bu geliyor. Hüdem mime mim geçtik. Hüdem şimdi sakin nundan sonra ra gelmiş. Mir Rabbihim derken dikkat edin. Sakin bizim tarifimiz neydi? Tarifimizi hemen göz önüne alalım. Neydi tarifimiz? Tenvin diyorduk. Tenvin veya sakin nundan sonra diyorduk. Şimdi ne gelmiş? Hemen bakalım. İsterseniz Kur'an-ı Kerim'den bakalım. Evet, Kur'an-ı Kerim'den bakıyoruz. Min yazıyor ama biz tecvid uygulaması yapıyoruz. Min demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Sakinundan sonra ra gelmiş. E, sonra ra gelince ne olurdu? Tecvid kaydemizde ilgam bilagun ne olurdu? Çünkü katılan harfler 6 taneydi. Ye, mim, nun, vav, lam, ra. Lam, ra harflerinden ra gelmiş. İdgam bilagun harflerinden. Nasıl katıyoruz? Ne yapıyorduk? Hemen şedde koyuyorduk. Sakin nunda zaten aşikar olarak hemen bunu şeddelersek hemen okuyuşunu çözmüş oluruz. Nasıl olacak? Hiç nunla işimiz yok. Direkt ra'ya şedde koyuyoruz. Hemen okunuşu oluyor. Bakın. Mir Rabbihim. Mir Rabbihim. Mir Rabbihim. Böyle okuyacağız. Min demeyeceğiz. Hüden demeyeceğiz. Bir daha okuyorum, devam edip bitiriyorum. Hüdem Rabbihim ve ulaike müflihun. Burada bitirdik. Manasını daha bundan sonraki derste inşallah veririz. Allahu Teala Rabbimiz anlamayı nasip eylesin. Tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Tecvid kaidelerini en güzel şekilde tatbik eden, edebilmemiz için bize zihin açıklığı nasip etsin diyelim. Tekrar tekrar geldikçe kaydeler bunların hepsi yerleşecek hiç merak etmeyin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.